Evet, Kılıçdaroğlu öyle şeyler söyledi ki ortalık karıştı. Ama tabii şimdi de onun yorumları yapılıyor ve söylediği bir söz şimdi de bir parti toplantısında konuşulanlar içeridekiler tarafından dışarı sızdırılıyor. Orada şöyle bir şey söylemiş. İşte partinin içinde geçmişinde para pul işine karışmayan dürüst biri varsa gelsin o başkan adayı olsun demiş. Sonra şimdi buna bir yorumlar yapılıyor diyor. Belki işte kendi tarafını onu destekleyen zamanındaki gazeteciler bu söz bir hata değil mi? Bütün CHP'nin içindekileri bir işte ta şey altında bırakmıyor mu? Zan altında bırakmıyor mu? Şimdi aslında biraz öyle ama o zaman para pul işine karışmamış. CHP'nin içinde işte onun tarif ettiği dürüstlükte birileri de çıksın. Ben böyle bir insanım ve adayım desin. Birincisi bu. İkincisi de şu olabilir mi? Acaba Kılıçdaroğlu aday çıkartabiliyorsanız çıkartın. Sorun değil. Benim elimde herkesin geçmişine ve kazandıklarına dair bir şeyler var mı demek istiyor. İnsan sorguluyor. Böyle bir sözü bir genel başkan kendisine bu kadar kazan kaldırılmış bir durumda gazetecisinden siyasetçisine işte ittifak yaptığı masanın vekillerine kadar bu kadar git 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 diye yüksek sesle söylenirken çıkıp diyor ki yani işte bu delege olayı da var ya ben kendi kendime mi gideceğim diyor. Genel kurul var işte diyor beni diyor değiştirsinler. Tabii ki delegelerin çoğu Kılıçdaroğlu'nun tarafında. Bunu da herkes biliyor. Bu da ayrı bir konuydu. Kılıçdaroğlu elindeki argümanlarla genel başkan kalmak için gereken tüm zemini hazırlıyor. İmamoğlu'nun bu parti toplantısındaki çıkışı işte kendisine karşı o çıkışı karşısında İmamoğlu'nun bu CHP'nin başına geçmek istediğini hepimiz biliyoruz yana yana. Daha doğrusu İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı hayallerinden şimdi parti genel başkanlığına döndü. Onu ayrı bir videoda değerlendireyim. Çünkü İmamoğlu restini çekecek. Çekti daha doğrusu. Hani eğer şunu söylemiş Kılıçdaroğlu'na. Hadi bununla devam edelim o zaman. Başka bir video yapmayalım. İmamoğlu zaten hep Meral Akşener'le hareket ediyordu ve söylenene göre, iddia edilene göre o toplantıda İmamoğlu Sayın Kılıçdaroğlu'na siz CHP'nin başında kalacaksanız yerel seçimlerde ben yokum demiş. İmamoğlu'nun şu andaki hedefi eğer Kılıçdaroğlu giderse CHP'nin başına aday olmak. İkinci alternatifi eğer Kılıçdaroğlu gitmezse o zaman CHP'den aday zaten olamaz artık. Kılıçdaroğlu onu yapmaz. Meral Akşener'le birlikte hareket edip İyi Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a aday olmak. İki planı kaldı elinde. Tutmadı çünkü hiçbiri. İşte Kılıçdaroğlu da bu parti içindeki savaşta ve genel başkanlık yarışında ortaya öyle bir laf attı ki diyor ki efendim işte partide geçmişi temiz olan para pul içine bulaşmamış biri varsa gelsin, değil mi? Aday olsun. Ben çekileyim. Böyle biri var mı bilmiyorum. Varsa çıksın. Varsa ve çıkmıyorsa niye çıkmıyor? Şimdi bunlar hep sorgulanıyor. Ya da biraz önce dediğim gibi hani gelin çıkın da görün ben sizin hakkınızda bildiklerimi ortaya dökeyim mi diyor. Bunların hepsi işte kuvvetle muhtemelen varın siz yorumlayın. Ama tabii İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla olan diyaloğu hiçbir zaman samimi değildi. Hani kol kırılır yen içinde kalır ya da bir fincan kahvenin hatırı bile yokmuş. Onu bırak. Bir fincan kahvenin hatırı bile yokmuş. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun yanında vermiş oldukları pozlar, yapmış oldukları her şeyin bir şov. Vermiş oldukları pozlar, yapmış oldukları şovlar hepsi bunlar CHP seçmenini kandırmak içindi. Şimdi kalkmışlar, serzenişte bulunuyorlar. Hayır, size kim inansın? Yani gerçekten CHP gibi bir partinin bu zihniyetteki insanların eline düşmesi kadar
acı bir tablo yok. Türkiye'deki Türk siyasi tarihinde her şey oldu, oldu bu oldu ama CHP hiçbir zaman böyle olmadı. Bu bir gerçek. Yani gerçekten CHP'nin bugün düşürüldüğü durumdayım. O marka partinin, Atatürk'ün kurduğu partinin, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özeller, Faik Öztüraklar, biri bir şey, o öyle, bu böyle. İşte HDP ile birlikte ittifak içinde seçimde, yani resmi bir protokol ittifakı değilse de onları desteklemesi. Bunların hepsi içler acısı bir durum. CHP Türk siyasi tarihinde hiçbir zaman, CHP değil hiçbir parti, yani HDP, ha onlar zaten isteyerek yapıyor ama Türk siyasi tarihine damga vurmuş sağdan ya da soldan böyle bu konumdaki partiler hiçbir zaman bu konuma düşürülmedi. Onun da hesabını kendileri versinler ama netice itibariyle Kılıçdaroğlu kılıçlarını acayip çekmiş. Diyor ki bana göre, valla ben aday olarak kalmaya niyetliyim. Bir yere gitmek de istemiyorum. Niyetim de yok. Ha, gelmek isteyen varsa buyursun. Gelirse de bizim de söyleyecek birkaç sözümüz var. Ya da yayınlayacak birkaç bir şeyimiz var. Kendinizi bu kadar bu makama hevesli hissediyorsanız var. Bu arada Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da, Bülent Kerimoğlu da söylenene göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ben de aday olabilirim demiş. Onlar da İmamoğlu ile çok iyi arkadaşlardı. Abi bu olaya bakar mısın ya? İmamoğlu'nun yerine arkadaşı işte aday olurum diyor. İşte bunları Barış arkadaşım mesela söyledikleri bunlar. Yani o onu bunu ya nasıl böyle bak, ama bakıyorsun MHP ve AK Parti'ye kendisinden kopup gidenler dışında seçim zamanında şimdi de belli bir hiyerarşi içinde ve belli bir normal seviyede normal hayatlarını ve işlerine devam ediyorlar. Biz ülkece CHP'nin içindeki bu çirkin, akıl almaz ve aklımıza gelmeyecek tartışmaları ne yapıyoruz? İzliyoruz. Burada CHP seçmeninin yerinde olmak istemezdim gerçekten. Düşünsenize, hatta şimdi herkesin ben nasıl oy vermişim, hatta iyi ki kazanamamışlar diyen var oy verip, gerçekten de iyi ki kazanamamışlar. Bakın, dünyayı çok zor günler bekliyor. Bu zor günlerinde acı reçeteleri oluyor. Hep birlikte bu dönemi atlatacağız ama bunların seçildiğini düşünüyorum. Şu anda gerçekten çok çok daha acı reçeteler anında önümüze gelirdi. Bu yüzden sakın, yani şunu söyleyeyim, evet pahalı, ortalık pahalı, kimse bunu inkar edemez. Ama gerçekten dünyaya gittiğinizde, işte diğer ülkelere, oradaki halkın konuşması zannediyor musunuz ki daha farklı? Orada da aynı sıkıntılar var. Ama bizim ülkemizde bir şey var. Sadece kendi ülkelerindeki sıkıntıları anlatıp sanki diğer ülkelerde hiç sıkıntı yokmuş gibi yapıyorlar. Her ülkenin de iç dinamikleri farklı, dengeleri farklı. Bizim ülkemizde devletin üzerindeki vatandaşa karşı yapmış olduğu yük Batı ülkelerinde de yok. Bizim ülkemizdeki yardımlaşma diğer ülkelerde yok. Ama işte seçimden sonra şu muhalefetin içinde yaşananlara baktığınızda, yani iyi ki, ben demiyorum artık bunu, ben zaten seçilmemeleri için çalıştım da, ama oy veren bayağı ciddi iş adamları şunlar bunlar. Hatta Cengiz Özdemir de bunu söyledi. İyi ki seçilmemiş. Yani ona da gelen söylemler bu. Benim de etrafımda sosyal demokrat arkadaşlarım var. İyi ki seçilmemiş ama hala bir kesim var. Yeter ki Tayyip gitsin. Yani yeter ki Tayyip gitsin diyerek bu adamı mı, bu ekibi mi getireceksiniz Türkiye'nin başına? Baksanıza şu hallerine, ülkeyi ne hale sokarlardı. Yani ülke gitsin, yeter ki Tayyip gitsin kafasındakilere bu milletin önemli bir kısmı fırsat vermedi. Diğer kısmı da umarım şu yaşananlardan gerçekleri görürler. Evet, bakalım CHP'de bundan sonra neler olacak. Öyle Kılıçdaroğlu'nu yok yaşlı falan kolay lokma zannettiler ama hiç de öyle değil.
Böyle işte. İmamoğlu gençliğine güvendi, arkasındakilere güvendi ama kibiri. Ya bunu ayrı bir video yapayım. İmamoğlu'nun kibiri, ukalalığı. Yok, beni bile engellemiş. Sen kim oluyorsun, engelliyorsun ya? Sen belediye başkanısın. Biz sana küfür mü etmişiz, hakaret mi etmişiz? Balıkçı olayında eleştirmişiz. Biraz da hafiften dalgamızı geçmişiz. Ne var? Sen siyasetçisin. Bunların hepsine bana ağır küfür ve hakaret olmadığı sürece suç duyurusunda bulunmuyoruz. Adam bana işte dalga geçiyor. Hatta aptal salak diyor. Yani o kadar da gazını atacak kardeşim. Doğru bir şey mi? Hayır. Ama o kadar da atacak. Neyse, bunu ayrı bir videoda, İmamoğlu'nun kibiri adlı bir videoda değerlendireyim. O yüzden durum bu. Evet efendim. Dedim ya, bakalım daha neler olacak. Görüşmek üzere.